Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Dün değindiğimiz, yanıtını verdiğimiz ama bazı yandaş gazetelerin bugün birinci sayfalarına taşıyarak devam ettirmek istedikleri ve bazı siyasetçilerin üzerinde tepindiği bir konu hakkında kısa bir açıklama yapmak gerekiyor tekrar. Bir şehidimiz üzerinden bir siyaset yapılıyor. Bir şehit acısı bir aileye, bir şehre, bir ülkeye düşmüş en büyük acıdır. Bu acıyı istismar etmek ve bundan bir siyaset çıkarmaya çalışmak en basit deyimle tükenmişliğin ve çaresizliğin göstergesidir. Nice tükenen iktidarlar, nice çaresiz iktidarlar gördü bu meclis. Ama hiçbirisi giderken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kadar çirkefleşmedi. Hiçbirisi bu kadar seviyesizleşmedi. Elbette bu yapılan saldırıları, hakaretleri, iftiraları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Ama bazı gerçeklere değinmek, bazı gerçekleri açıklamak lazım. Bir terörist var. İçişleri Bakanlığı'nın şu ana kadar söylediğine göre polisimizin şehit edildiği saldırıdaki intihar bombacısı ve bu kişinin ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu gazeteciler raporunda geçiyor. 188 kişiyle birlikte geçiyor. Örneğin Mehmet Haberal'la, Mustafa Balbay'la, Tunca Özkan'la geçiyor. Bu mecliste şu an milletvekili olan 3 kişiyle birlikte geçiyor. Hikmet Çiçek'le geçiyor, Yalçın Küçük'le birlikte geçiyor, Barış Pehlivan'la, Barış Terkoğlu'yla birlikte geçiyor ve Nedim Şener'le birlikte geçiyor. Şimdi burada birinci rezalet şu: biz bu kişilerle görüştük. Ancak 188 kişiyle görüşemezdik. İfadesi sırasında kendi mesleğini gazeteci olarak söyleyenlere mektup yazmışız, cevap gelmiş. Cevapları sansürlememişiz. Ne geldiyse aynı şekilde yayınlamışız. Neyle suçlanıyorsun? Tutuklu musun? Hükümlü müsün? Cezan ne? Aynen yayınlamışız. Bu isme daha sonra ne sahip çıkmışız, ne baş tacı etmişiz, ne gitmişiz görüşmüşüz. Ama gelen cevabı yayınlamışız raporda. Raporu da başta Adalet Bakanlığı'na yollamışız. Bütçe görüşmelerinde dönemin Adalet Bakanı da gösterip bazı konularla ilgili biz bunları çoğalttık, yolladık, bazı şikayetler ortadan kalktı falan filan da demiş. Ama işin ilginci, bize raporunda adı geçiyor dedikleri teröristle ilgili gelişme şu: şimdi gazeteci olan, şimdi haberci olan, şimdi doğru haberi yapmak isteyen namuslu kişiler bunu yazar. Bunu duymadıklarınızın niyetini siz anlayın vatandaşlarımız. Bunu haber yapmayanların. Bu kişi bu rapor hazırlandığı sene içerideymiş, rapor yayınlandığında dışarıdaymış. Hangi tarihte yayınlanmış rapor? 23 Temmuz 2013. Bu kişi ne zaman serbest bırakılmış? 11 Mayıs 2013. Neyle? Dördüncü yargı paketiyle. Belki anlaşılmaz, şöyle ifade edeyim: barış süreci olarak nitelendirilen PKK ile görüşmelerin en üst düzeyde sürdürüldüğü süreçte cezaevlerini boşaltan yargı paketiyle. Bu yargı paketine Adalet ve Kalkınma Partisi meclise getirmiş. Bugün bize tweet atanlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o günde görev yapan, bugün de görev yapan bazı grup, o gün milletvekili olan bugünkü bazı grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları, genel başkan vekilleri çift eli kaldırıp oy vermiş, Mersin saldırılarını da salıvermiş. Buna haber yapın arkadaşlar. CHP'nin raporunda bir satır adı geçiyor da bize ne mektup yazdıysa onu demişiz. Bunları bizim rapordan 3 ay önce salıverdiğini AKP'nin kim niye haber yapmıyor kardeşim? Birincisi bu. Bunu bir görelim. Ondan sonra ya kimler
Ergenekon terör örgütü diye o gün içeride olup bugün AK Parti'nin yandaş gazetecisine dönüşmüş tiplemeler gelmiş şimdi. Efendim sen o gün terörist olduğunu biliyordun. O gün senin de terörist olduğunu söylüyordu AK Parti. Bu raporun içinde yer alıp da sonradan teröre bulaşan, terör eylemi yapan kim varsa hepsinin karşısındayız, Allah cezasını versin. Ama o gün her terörist dediklerinin bugün ne durumda olduklarına ya da o günün itibarlılarının bugün ne durumda olduklarına bakın. AK Parti'nin Türkiye'ye yaptığı, hukuk sistemine yaptığı en büyük kötülük bu. O günün kıymetli gazetecisi Mehmet Baransu bugün terörist. O günün genelkurmayın en üst görevlerinde olanlar darbeye kalkıştılar, bugün terörist. Erdoğan'ın rütbe taktıkları bugün terörist. Ama o gün terörist denip bugün dışarıda olan, itibar görenler de var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o kişiyle ilgili yazdığı mektubun listede yer alması dışında hiçbir iş, işlem, faaliyet, açıklamada bulunmadı. Şimdi gelelim bazı isimlere. Kıymetli bir büyüğümüz dedik, ne yapalım? Yani siyasetteki seviyesini, gazetecilikteki dilini, o seviyeyi söylemeyip deyince bana büyüğümüz diyor diye böbürlenen biri var. Şimdi çıkmış oradan buradan atıyor tutuyor. Ya şimdi sormazlar mı? Sayın Pazarcı, sen o zamanlar Bugün gazetesinde çalışıyordun da Akın İpek şimdi ne durumda? Senin maaşını ödeyen adam bugün firarda, bugün terörist. Ona kim ne diyecek? Efendim Mustafa Ünsal o gün birlikte televizyonlara çıktıkları, en yakın arkadaş oldukları bugün Hürriyet gazetesinde köşesinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor. Kardeşim Mustafa Ünsal'ın kankası sendin, ben değildim. Nerede Mustafa Ünsal? Nedir bugünkü tanımlama? Mustafa Destici ağzına geleni söylüyor. Ya sen o tarihte yemekli davet vermişsin. Katılanların bir listesine bak bakalım, içinde kaç tane FETÖ'cü var. Kaç tane FETÖ terör örgütü mensubu gazeteci var. Onları görmeyin. Bir ismin üstünde duracağım, kusura bakmasın. Nedim Şener. Çıkmış diyor ki bu raporla ilgili benimle görüşülmedi. Kardeşim bak bu rapor tutuklu gazeteciler raporu. Dün de söyledim. Cezaevinde ziyaret edilen gazetecilerden hareketle başlandı. 2012'nin sonunda bir yazılan mektupla, mektuba gelen cevaplarla toparlandı. 2013 yılında da işte Mart ayında hazırlandı, basıldı, masıldı, dağıtıldı. Bana diyor gelmediler. Birincisi bu raporda nal gibi yazıyor ki bu tarihte Nedim Şener kendisi diyor ki ben tutuklu değilim. Serbest bırakıldı, yargılanması devam ediyor yazıyor. Nedim Şener bak. Ajandam meşhur. 9 Ağustos 2012. 9 Ağustos 2011. Özgür Özel'in Nedim Şener'i ziyareti. Yazmışım ilk soru. Eşi Vecide Şener. Kızı eşiyle aynı isimde ama D ile başlayan bir baskı ismi var. Şimdi kızının adını söylemenin lüzumu yok. Taş Mektep'te okuyormuş o tarihte. Tarık Akan'ın okulu demişsin. 4 Mart 2011 günü gözaltına alınmışsın. 6 Mart 2011 günü tutuklanmışsın. Neye bağlıyorsun dediğimde o zaman muğlak. Birisi ilaç icat etmiş, FETÖ'ye vermemiş, içeri almışlar. Öbürü Türkiye'nin en iyi F-16 pilotu içeri almışlar. Kimse neden olduğunu bilmeyen insanlar. Sen neye bağlıyorsun demişim. Hrant dosyası demiş, bu kadar yuvarlak yapıp ünlem koymuşum. Doğru mu Nedim Bey? Çık, benden görüşmedi Özgür Özel'de. Bir sürü şey var. Ziyaretler sırasında yakınların düştüğü zorluklar yaşadıkları, onlara bir şey demiyorum. Kitap sayısındaki sınırlamadan şikayet etmişsin. Yemeklerin yağından,
Personel iyi demişsin. Personele sözüm yok. Kantinde olmayan şeyleri dışarıdan aldıramamaktan şikayet etmişsin. Bilgisayar süresi ve kayıt yapamama falan işte çıktı alınamıyor muydu neydi? Bilgisayar süresi nokta nokta yazmışım yazarken. Ve bu raporun içinde biz o gün seni ziyaret ettik. O gün ziyaret ettiğimiz ziyaretçiler gibi senin de adın var. Sen 9 Ağustos 2011 tarihinde ziyaret edilmişsin. Adı geçen kimse inkar etmiyor. Bana gelmediler diye. Sen bana gelmediler dedin. Aç bak kayıtlara 9 Ağustos 2011 günü ziyaretçin kimmiş. Bizim raporumuz bugün tutuklu olanlar değil. Ziyaret ettiklerimiz serbest de kalsa senin isminin karşısında serbest bırakıldı yazmışız. 12 Mart 2012 günü tahliye Nedim Şener. Çıkıp gazete gazete televizyon televizyon bana gelmediler diyorsun ya. O tarihte tutuklu değildim diyorsun ya. Zaten raporda 12 Mart'ta tahliye edildin yazıyor. Rapor baskıya girmeden önce sen tahliye edilmişsin. Bak notlarda bir şey daha yazıyor. Bunu koğuş arkadaşın Ahmet Şık dimdik girdi dimdik çıktı. Seninle ilgili bunu söyleyen kimse yok. Bugüne kadar da söylemedim. Bundan sonra da söylemeyeceğim kısım da var. Ama kardeşim sen İran dosyasından dolayı olduğunu düşünüyorsun. Ama o gün, ertesi gün basına geçtiğimiz ziyaret raporuna şunu da yazsanız iyi oldu dediğiniz kısım var. Ben yazmadım. Bugün utanırsın diye yazmadım. Açıkla onu dersen bunu da açıklarım. De ki beni ziyaret etmediler de. De ki ben Özgür Özel'e rapora bunu da yazarsanız iyi olur demedim de. Özgür Özel onu not almadı de. Sonra da onu söylemedi üzüldüm de bakalım. De bakalım da ne demişsin? Birazcık insan ol ya. Cezaevinde ziyarete gittiklerimizden çıkınca cezaevinde ziyaret ettiğimiz taban tabana zıt olduğumuz insanlar var. Taban tabana. Her bayram öğleyi bulmadan ararlar. Siyasetine karşıyım, görüşüne karşıyım. Ama kardeşim o karanlık günlerde kimse inanmazken bana geldin diyorsun. Burada söyleyeceğim kısım bu değil. Bütün sınıftan, çocuğunun okuduğu sınıftan kimse eşini aramazken Vecide Hanım'ı arattık biz. Bir yakınım kararıyla ilişki kurduk biz. Vecide Hanım'a psikolojik olarak destek olduk. Bugünler geçecek dedik biz. Ama sen başka bir şey yazdırdın oraya. Açıkla dersen açıklarım. İnkar edersen açıklarım. Özgür Özel gelmedi. CHP gelmedi. Bize ziyaret yok. Benim üzerimden aklamayın. Sen aklanacağın kadar aklanmışsın. AK Parti seni aklamış baklamış kardeşim. Ama yalan bir yere kadar. Bülent Duran, efendim bilmiyorlar mıymış orada yazıyormuş. Biz neden yargılanıyorsun demişiz. Bize ne yazdıysa raporumuza basmışız. Raporu da size de yollamışız. Hamza da, efendim o zamanlar işte terörist olduğunu, ya ben Hamza da. Ne demeli Hamza Dağ? Yanındaki danışmanı arabasında kokain çekerken yakalanmış Hamza Dağ. Televizyon kanalında bana soruyorlar. Diyorum ki suçun şahsiliği var. Kimin yanında çalıştığını bağlamaz. Israr ediyorlar diyorum ki ben Hamza Dağ'a fikren karşıyım ama bu iş Hamza Dağ'ın işidir diyemem diyorum. Aylar sonra gecikmiş bir özür başkanım ben izledim. Onları söylediler ama sen çok dürüst adammışsın, namuslu adammışsın. Hamza Dağ'la bunun ilgisi yok, kişisel suçtur dedin. Benim de yanıma ona birileri çakmıştı zaten diye konuşuyorsun. Bugün çıkmış, mal bulmuş gibi üstünde tepinecek. Geliyorsun ve diyorsun ki bunlar teröristle görüştü bunlar bilmem ne. Üç o için diyecek mi? Bülent Duran seni bu mu kurtaracak? AK Partililer, bu mu kurtaracak sizi?
yalancılığın, seviyesizliğin, iftiracılığın sizi kurtaracağını mı sanıyorsunuz? Millet kimin doğru kimin yalan söylediğini biliyor. Bu ülkede 251 kişiyi tanklar ezdi. Çıktınız elinizi FETÖ sabunuyla yıkadınız. Milletim ve Rabbim affetsin. Size bunların hesabı sorulmasın. Hulusi Akar'a Mehmet Dişli'yi sormasınlar. 12 yıl dip dibe çalışmış. Altına makam arabası, kendi zırhlı arabanızı verdiğiniz Zekeriya Öz'ü Tayyip Erdoğan'a sormasınlar. Darbenin en rütbelisi Akın Öztürk'ün görev süresini yaşta bir yıl daha uzattığınızı hiçbirinize sormasınlar. 11 sene önce gazeteciyim dedi diye mektup yazmış, sen neyle suçlanıyorsun diye, onun cevabını buraya basmışız diye CHP terörist ilişkisi öyle mi? Alnınızı karışlarız, alnınızı. Sizden korkan beter olsun. Sizden korkan beter olsun. CHP'nin vatanseverliğine, yurtseverliğine, şehidine, gazisine, toprağına, bayrağına, saygısına yanından geçemezsiniz. Zekatı olamazsınız. Tayyip Erdoğan bugün desin, siz bugün ortak değiştirirsiniz, ittifak değiştirirsiniz, kanal değiştirirsiniz. Bugün milliyetçisiniz, yarın her şeyi terk eder, gider bambaşka bir düzlemde Tayyip Erdoğan'ın karar verdiği kimse onunla pazarlık eder, onunla haşne fişne edersiniz. CHP'ye bu sözü söyleyecek ve bununla CHP'yi itham edecek, buradan kendisine siyaset çıkaracak. Siyasetçi bitmiştir. Herkes haddini bilecek, herkes yerini bilecek. Ayrıca bugünkü gazetelerin manşetleri huyumuz değil ama yapacağız. Genel merkezimiz tarafından CHP'nin gazetecisi diye bir terör örgütünün mensubunu bir teröristi gösteren o manşeti atanlar, o gazeteler, o gazetelerin bütün sorumluları, bu konuda televizyonda konuşanlar takır 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 suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca tazminat davası açacağız. Bütün tazminatları şehit ailelerine vereceğiz. Şehitlerimize vereceğiz. Ama sizi de bugün değilse bu suçun kusura bakmayın ama zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın işlem yapılacak. Reis teröristle müzakere ederse gidip de barış süreci barış süreci diye alkış tutup reis MHP'den medet umunca gidip onlarla birlikte milliyetçi kesilenlerin bu manşetlerin hepsinin hesabını vereceksiniz. Hepsinin. Talimat gelmiş, seçimi bununla mı kazanacaksınız? Milletin açlığına, sefaletine, yoksulluğuna, işsizliğine, kimsesizliğine, güvensizliğine bir şey yok. Seçimi bununla kazanacaksınız. Zor kazanırsınız. Rüyanızda göremezsiniz. Günü geldiğinde bunların her birinin hesabı teker teker sorulacak. Gelelim Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon oranlarına. Yani gerçekten anneannelerimiz, ninelerimiz, yaşlı halalarımız, teyzelerimiz olaydı, böyle bir şeyi biz söyleseydik vallahi terlik fırlatırdı kafamıza. Bu kadar da olmaz canım derdi ya. Bu kadar da olmaz derdi. Lafa bak. Amerika'dan Avrupa'ya pek çok ülke son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu ülkelerde yaşayan herkes %8-9 oranında açıklanan rakamlarla gerçek enflasyon oranları arasındaki devasa farkı gayet iyi biliyor. Kişi kendinden bilir işi de bu kadar mı kendini suçüstü yakalatır, kendini ifşa eder. Ey Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da, dünyada ama senin özellikle ismini andığın Avrupa ülkelerinde bir tane bunun tartışıldığı ülke var mı? Enflasyon 8 ama ben inanmıyorum enflasyon 10 diyen biri var mı? 8 ama 12 diyen biri var mı? Bunu tartışan gazete köşe yazarı var mı? Sokakta bunu söyleyen var mı?
Yok, bu tartışma bir tek Türkiye'de var. TÜİK'i Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu haline getirdiğin için, rakamları çarpıttığın için, Türkiye'deki zam TÜİK'in enflasyonuna göre verildiği için bunu yapan sensin. Avrupa'da böyle bir tartışma yok. Bak, Türkiye enflasyonu %80. Almanya enflasyonu %7,5. G7 gelişmiş 7'nin ortalaması %7,6. Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkenin ortalaması 9,8. Senin 60, senin 80, yanındaki Arjantin'in de 71. Ondan sonra Estonya geliyor. Bu kadar ülke içinde en yüksek sende. Bu ülkelerden bir tanesinde gerçek enflasyon rakamı bu değildir diyen vatandaş yok, gazeteci yok, onu bırakın şakasını yapan bir tane deli yok. Çünkü onlar kurumlarına güveniyorlar. Çünkü onlar biliyorlar, alışverişe gittiğinde eskiden 100 euro para harcıyorsa, şimdi 109 euro harcıyor. 190 euro harcıyorsa Türkiye gibi zaten çıldırır, bağırır, çağırır, itiraz eder. Böyle bir tartışmanın olmadığı bir yerde Cumhurbaşkanı kendi işini yapmak yerine Avrupa'daki yoksullara dert yanıyor. Avrupa'nın enflasyondan dolayı insanların kandırıldığını düşünüyor. Hasan'a dertlenmeyip Alman Hans'a dertleniyor bizimkisi. Bizimkisi Giovanni'ye dertleniyor ama Cihangir'e dertlenmiyor. Bizimkisi Elizabeth'e dertleniyor, Muazzez'e dertlenmiyor. Bizimkinin üzüldüğü kişi Olgalar, sürünsün Türkiye'deki Tolgalar. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Almanya enflasyon rakamıyla oynuyor, kandırıyor diyor. Bunu yapan tek ülke var. Hepimizi dünyaya rezil ettiniz. Bu ülke. Bu ülkede Türkiye'nin risk primi, CDS primi ve Eurobond fiyatlaması dışında, yani senin ve atadıklarının elinin erdiği hiçbir rakam gerçek rakam değil. Hepsi sahte, hepsi fiktif, hepsi manipülatif, hepsinden oynanmış. O yüzden kimse güvenmiyor, kimse bu işlere girmiyor. Ama utanma kalmamış, arlanma kalmamış ve vatandaşın gözünün içine baka baka vatandaşı enayi yerine koymayı siyaset sanmış bir anlayıştan karşı karşıyayız. Az kaldı sabredeceğiz. Aynı akıl, aynı vicdansızlık ve aynı hadsizlik başörtülü olup da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan binleri, on binleri tehdit eder ve onlara olur olmaz laflar söyleyecek hadsizliktedir. Nereden nereye? Bakıyorsunuz diyor her zamanki gibi istismar. Birkaç tane, ne sayıyorsun sen öyle tane diyerek? Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor. Nereden bulunuyormuş başörtülüler? Geliyor yakasına rozet takıyor. Buradan o kardeşlerime sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık. Bu bir iş değil ki, bu bir inanış. Başörtüsü takmak iş değil ki. Bu işi hakkıyla yapanlar. AK Partili olup AK Parti'de başörtüsüyle üye olanlar, siyaset olanlar bir iş yapıyormuş ve hakkıyla yapıyormuş. Siz bırakın bu işleri diyor. Bu büyük bir hadsizlik. Bu söz vicdansızlık, bu söz resmen başörtüsünü siyasete alet etmenin, istismar konusu yapmanın ve üzülerek söylemek lazım ki başörtülü kardeşlerimizi siyasette kendine tapulu gibi görmenin ve bunun bir inanç değil, bambaşka bir şey olduğunu iddia etmenin son derece çarpık bir şeyi. Biz o kardeşlerimizin başörtüsüne inançlarından dolayı saygılıyız. Ama senin gibi tane, nereden buldunuz? Ne işiniz var? Bu işi gerçek, ne diyor? Bu işi hakkıyla yapanlara saygısızlık etmeyin diye
bunu bir iş gibi göstermeyi kesinlikle reddediyoruz. Biz bu yönetim anlayışından kurtaracağız ülkeyi ve CHP'yi oyun oynamakla suçluyor ama CHP Adalet ve Kalkınma Partisi değil, oyun oynasın. Başı açık, başı örtülü, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, genç, yaşlı, muhafazakar, sosyalist, sosyal demokrat, bizim hepsine kapımız açık. Sosyal demokratı da mal bilip taneyle saymayız. Solcuyu da sosyalisti de nereden buldun diye kimseye sormayız. Bu partinin eski genel sekreterleri gitti sizde bakanlık yaptı. Ağzımızı açıp da ne onlara hakaret ettik ne böyle bir ucuz tenezzüle giriştik. Ama bunu hangi partide olursa olsun siyaset yapan ve inancından dolayı başörtüsü takan bütün kardeşlerime şikayet ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayıştay Anayasa Mahkemesi üye seçimini yaptı. Meclis 29 Haziran'da kapanmadan önce Sayıştay üyeliğine seçilen eski İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin ismi Anayasa Mahkemesi üye adayları arasına seçildi. Meclis açıldığında da meclis oylama yapacak. Biz demiştik ki, Sayın Engin Altay demişti ki, bu Muhterem İnce'yi hülle yaptırıyorlar. Önce Sayıştay'a koydular, ardından Anayasa Mahkemesi'ne koyacaklar. Muhterem İnce isyan etti, telefonlar açtı, yapmayacağım dedi. Demek ki kendisine biçilen rolü, kendisine verilen talimatı o gün o da bilmiyormuş. Ama biz karşımızdakilerin niyetini biliyorduk. Ne oldu Muhterem Bey? Çık bir özür dile bakalım. Biz biliyoruz kardeşim. Adam kurşun asker görüyor seni, Anayasa Mahkemesi'ne sürüyor. Alıyor seni satranç tahtasında, buradan buraya sürüyor. Sen orada lazımsın, orada kullanışlısın. Olmayacak öyle bir şey diyor. Beyefendi Sayıştay üyesi olmuş, hülle yapılacak diyoruz, yok. Ne oldu? Anayasa Mahkemesi adayı olarak belirlendin. Reisin talimatı budur. Seni sürdüler E5'ten F7'ye. Sen kurşun askersin, sen piyonsun. Sen verilen talimatı yerine getirensin. Daha geçtiğimiz günlerde Yargıtay'da bir dosyanın sayfasını açmadan Yargıtay'a İrfan Fidan'ı atadılar. Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay kadrosundan seçtiler. Anayasa niye Sayıştay'dan seçilsin diyor. Elimizi vicdanımıza koyalım. Niye diyor? Anayasa Mahkemesi bir konuya karar verirken Sayıştay deneyimi olan deneyimli bir hakim de bulunsun, fikir söylesin diye. Muhterem İnce'nin Sayıştay'la ne alakası var? İçişleri Bakan Yardımcısı. Sayıştay'da ne pişti, ne gördü, ne yaptı? Meclis kapanacağı gün Sayıştay'a, açılacağı gün Anayasa Mahkemesi'ne. Hakan Fidan, İrfan Fidan bir gün Yargıtay'da tuttular, Anayasa'ya yolladılar. Neden? Yargıtay tecrübesine ihtiyaç var mı? Çok var. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir derdi var mı? Hiç yok. Ona ne lazım? Kurşun asker. Ona ne lazım? Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Ona ne lazım? İrfan Fidan. Neydi o? Seyyar giyotin. Reisim nereye derse tekerlekli giyotini oraya çekerim. Vur dediğinin kafasını vururum. Ödülümü de alırım. Arkadaşlar ödül mamalarını kaptılar. Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. Bu kadar. Daha da yok. Anayasa Mahkemesi'nde de emeklilik gününe kadar hukuku katleyeceklerini sanıyorlar. Ama bu millet buna izin vermeyecek. Göreceksiniz, bu milletin ilk seçimlerde yapacağı parlamentonun anayasa taslağıyla, bu milletin oylarıyla, öyle 51'le falan değil, %90'larla bu millet böyle liyakatsizleri başından def edecek. Bunu göreceksiniz. Merkez Bankası kuralları olan, gelenekleri olan, kültürü olan, geçmişten bugüne birikim aktaran bir banka. Ama şu anda
birisinin çiftliği gibi yönetiliyor. 42. maddesi der ki, yılda iki kez meclise gelecek, plan bütçe komisyonuna briefing verecek. Tövbe Allah, iki kere yapmıyor. Binde bir, biz çok bağırıp çağırırsak bir kez ya geliyor ya gelmiyor. Bazı yıllar geliyor, bazı yıllar gelmiyor. 9 Eylül itibariyle kur korumalı mevduatta 1.3 trilyon para var. 1 trilyon 327 milyar lira. Bu paranın bir kısmı hazineden karşılanıyor. Bir kısmı vazgeçilen vergiler, ama döviz temelli olanlarda da Merkez Bankası bir maliyete katlanıyor. Kur korumalı mevduat için, yani Türk parasına güvenmeyen, parasını dolarda tutanlara dediler ki gel sen parayı TL'ye döndür, bizim faizde tut. Ben sana yüksek faiz vermeyeceğim ama kur garantisi vereceğim. Paran dolar yükselirse ben sana aradaki farkı ödeyeceğim. İşe bak. Sordular, ya nereden ödeyeceksin? Merak etmeyin, garibanların cebinden ödeyeceğim dediler. Şu ana kadar 75 milyar TL bütçeden ödendi. 10 milyar TL'lik de verecekleri vergiyi, tamam kur korumada kalırsam vergi almayacağım deyip kambiyo karlarının vergilerinden vazgeçildi. Ama en az bir 75, hatta bir hesaba göre 85 milyarda Merkez Bankası'nın ödediği var. Bunu bilen gören yok. Buradan Plan Bütçe Komisyonu'nun başkanına, meclis başkanına, Plan Bütçe Komisyonu üyelerine sesleniyoruz. Meclis açıldığında gün, ay, dakika beklemeden Merkez Bankası Başkanı'nın gelip bu sunumu yapması gerekir. Milletin 85 milyar lira parasını milletin sırtından birilerine peşkeş çekip sonra da açıklamıyorum ne olduğunu, ben biliyorum rakamları diyemezsiniz. Bunun gelip burada bilgisini vermek durumundasınız. Bunun takipçisi olacağız. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı'na söylüyoruz. Bunu yapacaksınız. Merkez Bankası gelecek. Anayasanın emrettiği, kuruluş kanununun emrettiği şekilde bu bilgilendirmeyi yapacak. Bu meclis, kapattılar, kaçtılar. Bu meclisten çok beklentisi olanlar var. Şükür ki açılıyor. Ama bir yandan da bu meclisin her bir mensubu olarak bazı sorunları dile getirmek ve çözüme kavuşması için katkı sağlamak durumundayız. Bunlardan en çok canı yanan ve zamanı daralanlardan bir tanesi atanamayan sağlıkçılar. Bugün itibariyle 16 günleri kaldı 2020 KPSS puanlarının yanmasına. 2016 KPSS puanıyla 4 alım yapıldı. 2018 KPSS puanıyla 5 kez alım yapıldı. Sağlık Bakanlığı 2020 KPSS'si ile lisans, ön lisansa 2, orta öğretime sadece bir alım yaptı ve kılavuzu yayınlamazsa 16 gün sonra 2020 puanları yanıyor. Gençlerimiz, arkadaşlarımız bekliyorlar. Bakanlık 2020'nin Aralık ayında ancak birinci alıma çıkmıştı. 13 ay sonra ikinci alımı gerçekleştirdi. Bu durumda 2020 KPSS puanlarının bir senesi boşa gitti. 16 gün sonra küllüm yanacak. O puanla tercih yapamayacak gençler. Fahrettin Koca süre vermişti. 3 hafta demişti. O sürede tükeniyor. Bir an önce kılavuzun yayınlanması, bu kardeşlerimizin tercih yapması son derece önemlidir. Bu konuyu hatırlatıyoruz. Son olarak çok önemli bir mevzumuz daha var. Bununla bitirelim. Net hata noksan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hesap defteri var. Gelen paralar, giden paralar. Bütün muhasebe defterleri gibi bunun da denk olması, tutması lazım. Bunu en küçük esnaf da bilir. Şu kadarcık okulda muhasebe gören de bilir. Bu konuyu Türkiye'de bilmeyen yoktur. Hesap tutacak. Koca ülke olunca bazen tutmaz.
Ocak'ta gelecek para Şubat'a kalır. Geç gelecek para erken gelir. Burada ödendi sandığın parayı dışarıdaki hesabından öder. Bir fark çıkar. Ya koca devlet hesabı mı tutturamayacak? Oraya bir kalem ilave ediyor devletler. Net hata noksan. O farkı oraya yazıyorlar. Ama önümüzdeki aylardan asla tutuyor. Bu oran bütün dünyada gayri safi milli hasılaya oranladığınızda %0,1, %0,2, %0,3. Türkiye'yi kendi haline bırakırsan da Türkiye'de de 0,3, 0,5 geliyor gidiyor. Ama bu hesap bazen acayip şaşıyor. Türkiye'de 4. kez acayip şaşıyor. Şu anda net hata noksan hesabın %60'ı. Ya Allah'tan korkun. Hesaptan büyük hata mı olur? Kardeş, bir hesap yapıyorsun ya. Hata kalemi hesabın %60'ı mı olur? Milyar dolar olarak ifade edelim. Net hata noksan. 2019'da eksi. 2020'de eksi 3.9 milyar. 2021 7 milyara çıkmış. Bu sene 24 milyar net hata noksan. 24 milyar. TL de değil dolar. 24 milyar dolar. Hesaptaki hatamız. Bak normalde bu kadar olacak. Tırnak kadar olacak bu kadar hesap. Hesabın %60'ı hata noksan. Kırmızıyla olanlar diğer patladığı yıllar. 2011, 2015, 2018 ve bu sene. Yani ne sene seçim var ne tata noksan bizde patlar. Seçimden sonraki yılda 2015'ten sonra devam etmiş, hemen telafi etmiş o kadarlık eksiyle. 2011, 15, 18 ve bu sene patladı. Patlamaya da gidiyor. Daha nereye gideceği belli değil. Bir çılgınlık var. Şimdi bunu Recep Tayyip Erdoğan şöyle özetliyor. Dostlarımızdan gelen paralarla Türkiye'ye dışarıdan bir kayıtsız para geliyor. Kimden geliyor? Birleşik Arap Emirlikleri, darbe finansörü şerefsizler. Kucaklaştı ya, boşuna kucaklaşmadı. İki, Suudi Arabistan, topraklarımızda kıtır kıtır kestiler. Bu dosyayı verirsek torunlarımızın yüzüne bakamayız. Dosyayı hemen verdiler. Üç, Katar, Kanal İstanbul'un kenarını peşkeş çektiler. Dördüncüsü de Rusya Putin. Ama buralardan gelen para yut diye değil tut diye geliyor kardeşim. Ne oluyor? Net hata noksanla gelen para şu. Türkiye'de bu hükümet kalsın, seçimleri atlatsın, sonra millet 5 sene daha aç geçsin, aç yatsın. Milleti kandırmak için oradan buradan dolar toplama işleri var. Ama anlatacağım bu kadar olsa şunu derim. Ey halkımız, Putin bunu kullanışlı görüyor. Bütün dünya sırtını dönmüş ama Putin'in ambargosunu da bu deliyor. Bu dursun diye de para veriyor. Öyle değil. Yut diye değil, tut diye veriyorlar, geri alıyorlar falan filan. Akıllı ol, 5 sene daha sürünmemek için dikkat et derdim. Ama daha büyük bir tehlike var. Türkiye'de 3 nokta. 1. Net hata noksandaki muazzam tırmanış. 2. Altın ithalatı. Biz yılda ayda 2 ton altın ithal ederken 1 ton, 2 ton olsun 2.7 ton bizimki Birleşik Arap Emirlikleri ile evladına sarılır gibi sarıldık beri 17 ton, 22.5 ton, 31.5 ton altın ithal ediyoruz. İddia odur ki aslında 30 yazıp 30 diye görünüp 60, 100, 300 ton geliyor. Onda biri yazılıyor. 10 katı geliyor. Sonra bir acayip bir şey oluyor. Bankadan dolar alacaksın. Mesela şu anda git bankadan dolar almaya. 18.55. Daha ucuz istersen nereye gidersin? Kapalı çarşıya.
Kapalı çarşıda ne beklersin? 18.50, 18.48. Kapalı çarşıda dolar bazı günler 18.55 iken bankada 18.65, 18.75. Geçenlerde 18.25 iken 18.45'ten aldılar. 18.25 iken bankada 18.45. Bir de bu nokta var. Bu üç noktayı birleştirince şu çıkıyor arkadaşlar. Rusya'nın, oligarkların altınları Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini bilmeyen yok. Türkiye'ye oradan altınlar geliyor, yazılanın da 10 katı geliyor. Türkiye'deki bazı rafinerilerde 995 milyeme çevrilip damgalanıyor. Sonra Merkez Bankası'ndaki sert bankaları fırçalayan, her dediğini yapan, yaptıramayınca kapalı çarşıya koşan başkan yardımcısının emir ve talimatlarıyla kapalı çarşıdan bu altınlar dövize çevriliyor. Öyle bir tür çevriliyor ki koş koş ne bulursan al deyince, altınlar gelip ne kadar dolar varsa hepsini getirin deyince kapalı çarşıda fiyat otomatikman yükseliyor. Kapalı çarşı müşteri beklerken fiyat cazip. Birileri altın getirip dolar alıyorsa istediği fiyattan satarsın. Çünkü acelesi var birilerinin. O dolarla piyasalarda işlem yapacaklar, cari açık kapatacaklar, bir takım işleri yapacaklar, seçime kadar filmi döndürmeye devam edecekler. O yüzden bu oyunlara seçime kadar dikkat edelim. Seçimden sonra bu ülkeyi bir felakete sürüklenmemesi için çok aklı selim bakmak lazım. Bu işin sonu, bu işlere giren çıkan rafineri sahiplerine söylüyorum. Bunların bazıları da geçen haftaki borsa manipülasyonunda da vardı. Bu işlere aracılık edenlere söylüyorum. Hatta kapalı çarşıda kimden geldiği bilinmeyen o tertemiz altınları dolara çevirenlere söylüyorum. Yarın öbür gün Reza Zarrab gibi olursunuz. Türkiye'de bunların bankalar arası işlem sisteminden önce iki özel banka çıktı. Çünkü Ukrayna şikayet ediyordu. Şimdi 3 devlet bankası da mecbur çıktı. Yarın öbür gün herkes kendini kurtarır, olan size olur. Altın rafinerilerinde, rafinerilerde altın damıtanlara, bu işlere aracılık edenlere, verilen kanunsuz emirlere uyanlara aman kardeşim, bunlar kaçar kendini kurtarır, sen kendin bir başına kalırsın demeyi ve uyarmayı bir görebiliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar, soru varsa cevaplayalım. Şimdi buranın bir teknik imkansızlığı, bir kez daha söylüyoruz. Çok uyarı geliyor. Dün de geçen haftaki toplantıdan sonra da uyarılar geldi. Soruyu tekrar edin. Ne sorulduğunu bilmiyoruz. Cevap anlamsız olmasın. Soru şu. Dün Sayın Akşener'in katıldığı bir televizyon programında biz kazanacak aday istiyoruz dediğini bir daha tekrar et abicim. Dayatma söz konusu olamaz dediğini. Noter alma pozisyonumuz yok dediğini soruyor arkadaş, ne diyorsunuz diye. Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsa bunları söylerdi diyoruz. Kemal Bey, ben her seferinde sorduğunuzda söylüyorum. Şunu söylüyor. Herkes konuşabilir ama parti adına konuşan partimizin sözcüsü ve 3 grup başkan vekiline çizdiği çerçeve şudur. Der ki, bir, altılı masada tam mütabakat. 2, kazanacak cumhurbaşkanı. Ve bir altılı masanın kurulduğunu söylüyor ve ona önem atfediyorsanız o masanın karar verici olduğunu söylersiniz. Sizin söylediğiniz noterler karar verici değillerdir. Notere neyi götürürsen onu damgalar. Aslı gibidir yapar. Karar vericinin altılı masa olduğuna, ki bunu Sayın Genel Başkan defalarca söylüyor, ve o altılı masanın belirleyeceği adayın 13. Cumhurbaşkanı olacağına vurgudur. Genel Başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur. Ayrıca şunu da ifade edelim.
altılı masanın toplantısına 4 ay yok, 4 gün var. 4 gün sonra altı liderin oturup konuştuktan sonra nasıl bir sonuç bildirgesi yayınlayıp altına hangi imzaları atacağını bütün Türkiye görecek. O yüzden televizyonlarda pazar akşamı canı sıkılacak olan yandaş yorumcu arkadaşlar boşuna nefes tüketmesinler. 4 ay olsa size ihtiyaç var. 4 gün için vatandaşın kafasını şişirmeyin. Efendim, İYİ Parti cephesinden Kılıçdaroğlu'nun adaylığı istenmiyor. Yorumlarına ne dersiniz? Yani Sayın Akşener'in ısrarla... Ben böyle bir yorum duymadım. Duyarsam yorum yaparım. Yani, bir sorun daha var. Tabii buyurun. Arkadaşımız şunu soruyor. Sayın Akşener'in bizim bir borcumuz yok. Varsa da 31 Mart'ta ödedik, Kılıçdaroğlu'na olan vefa borcumu ayrı tutuyorum diyor. Sayın Meral Akşener'in Kocaeli'nde bir açılışta Sayın Genel Başkanımızla ilgili ona duyduğu hürmet, ona duyduğu saygı ve onunla ilgili işte bugün dün akşam da kendisinin ifade ettiği, kendini borçlu hissettiği ile ilgili söylemleri zaten bizim ittifakımızın temelini oluşturan ve üzerine bina ettiğimiz binayı en güçlü kılan yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Bizim gücümüz örneğin Cumhur İttifakı gibi sadece düğünde fotoğraf çektirmiyoruz biz. Onlar üçü bir tek düğünde bir araya gelebiliyorlar. Başka bir üçlü fotoğraf yok. Altı lider bir arada oturuyor. Birbirlerine mesaj vermek için televizyonlara, kameralara ihtiyaçları yok. Ve aralarında bir güven ilişkisi var. Özellikle Kemal Bey ile Meral Hanım arasındaki derin ve Meral Hanım'ın Türkiye'ye hepimizi de etkileyen bir tonda ve hissiyatta vermiş olduğu Kocaeli mesajları bu birlikteliğin ne kadar güçlü ve ne kadar sarsılmaz olduğunun göstergesidir. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında herhangi bir sorun yaşanır mı? Partiler arasında bir düşünce ayrılığı olabilir. Bunun bir soruna dönüşmeyeceğinin teminatı liderlerimizin birbiriyle olan ilişkileri ve güvenleridir. Başka soru varsa cevaplayalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.